Evet, 6B ve 6C sınıfları. Şimdi solunum sisteminin en temel, en önemli organı kimdi? Akciğer. Gördüğünüz gibi sağ ve sol olmak üzere iki tane akciğerimiz var. Nefes aldığımız zaman oksijenin kana geçmesini sağlıyor. Nefes verirken kandaki karbondioksitin dışarı çıkmasını sağlayan yapı kim? Akciğer. Şimdi nefes alma sırasında akciğerlerimiz nasıl şişer bunu göstermek için size akciğeri şişireceğim. Biraz yaklaşalım. Nefes veriyorum akciğere. Evet, şu anda gördüğünüz gibi akciğerim bakın şişti. Akciğerin içinde bulunan hava kesecikleri olan alveoller havayla dolduğu için akciğerim şişti. Elimi bıraktığım zaman akciğerim nefes verecek. Şu anda nefes almış durumda. Bırakacağım ve nefes vermesini sağlayacağım. Bakın akciğerim yavaş yavaş iniyor. Şu anda nefes verme olayı gerçekleşiyor. Biraz önce içine hava üflediğimde ise nefes alma olayı gerçekleşti. Şu anda karbondioksit geri dışarıya çıkıyor. Biraz önce üflediğimde ise vücuda oksijen dolmakta. Akciğerimizi kestik. Bakın soluk borusunun iki kola ayrıldığı şurasının ismi neydi? Bronş. Bronş akciğerin içine girdikçe emir göster. Akciğerine yaklaşalım. Bronş akciğerin içine girdikçe dallara ayrılıyordu. Bunun ismi neydi? Bediran. Bronşçuklar. Peki bronşçukların uç kısmında hava kesecikleri bulunuyordu. Bunun ismi neydi Hamza? Alveoller. İşte şu gördüğünüz yuvarlak olanlar alveol. Damarlı yapı bronşçuk. Ayrılan iki kol ise bronştur.